şükür edin şükür. Bak, ben şükredim bak. Sen şükretmişsin zaten. Evet. Elhamdülillah, ben şükredim. Burnuna kadar kapatmışsın. Etrafında dünya kadar aç insan var. Yok, niye kapatıyorsun o zaman açtıktan sonra? Ne kadar şükürsüz, doyumsuz insan var. Peş peşe zamlar gelmeye başladı. Ya süt ürünlerine, temel ihtiyaç gıdalara. Peki euro dolar da fırladı. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Allah'ın izniyle inecek. Bir dön bak. Yemek yemeye git, yemin ederim yer yok. Allah nasıl indirecek abla peki? Olacak, olacak. Kandeminde... Onların doları varsa bizim Allah'ımız var diyorsun. Ya niye ki ne? Allah aşkına yurt dışlarına bir göz atsanıza neler oluyor? Kıyamet koptu ama burası öyle mi? Nasıl abla, yurt dışında ne kıyamet kopuyor? Vallahi bayağı kıyamet koptu, biliyor musun? Sana gösterebilirim hangi kıyamet kopmuş bakalım abla. Her yerde inanır mısın kıyamet koptu. Abla ya 1.49. 1.49. Tamam, güzel. O zaman, hayır, ya 1.49 öncedendi. Şimdi biz abla, ya 5 eurodan bulamadık, biliyor musun? 5 eurodan... Ciddi olamazsın abla. Gerçekten bak. Ama ben canlı gösteririm sana. Bak canım kardeşim. Bu canlı en kötü, en kötü zeytinyağı. Bak 189 senti kandemiden önce. Sonradan bir de markasız yani sıradan. Sonradan kaç lira oldu biliyor musun? 5 euroya biz bulamadık. Evet, bulamadık. Ablaya canlı gösteriyoruz ama abla diyor ki 5 euroya bulamadık. 40 senedir bak ben Almanya'da. Almanya'da bulamadım 5 euroya. İnan ki tuvalet kağıdı bulamadık. Geldik bak, ben dişlerim için geldim buraya, burada bulabildik. Un bulamadık kaç ay. Aylarca yağ bulamadık, tuvalet kağıdı. Altın oldu, altın ya. Gerçekten altın. Sen Avrupa'da açlıktan ölüyor millet. Aynen öyle. Aynen öyle. Sen gideceksin mi? Geri döneceksin mi abla Avrupa'ya? Ya. Bak şimdi siz neyi anlayamıyorsunuz biliyor musunuz? Ne anlayamıyoruz abla? Bak kandemide 189 centlik olan yağlar geldi şu kadar markası, sıfır marka. 5 eurodan bizi arıyordular, buyurun gelin al diye Lidl'e, Penny'e yağ geldi. Gidiyorduk finito. Tuvalet kağıdı geliyordu, un geliyordu. Finito. Adam başına bir tane alabiliyordun. Allah aşkına yapmayın ya. Şu an nasıl vatandaş yağ alabiliyor mu abla? Allah aşkına kuyruklardan. Peki Türkiye'de mi? Nasıl abla? Vatandaş yağ alabiliyor, mu? Sen euro ile gelmişsin. Ben euro ile nasıl? Ha? Bak şimdi. Bir insan diyelim çalışıyorsan 2.500 euro alsan değil mi aylık? 2.500 euro. Al. Hani bir erkek ama bayan değil. Kira en yardım var mı abla? Bir dakika ama bir dinle. Bunun diyelim 3 odasını tutarsan 1.300-1.400 euro değil mi? Bunun okulu var, arabası var, sigortası var, telefonu var. Buradakinin arabası da yok. Vallahi ben sana bir şey diyeyim mi? Sen bak, orada Mercedes'e biniyorsun ama. Bir dakika, 40 senedir ben şuradayım. İnanır mısın, kapının önüne çıkamıyorum arabadan. Arabadan bak cadde, bir evde 4 fert varsa herkesin maşallah motor, araba, her şeyi var. Bak şurada oturuyorum, caddeye çıkamıyorum ben. Çıkamıyorum, kapımın önünde arabadan adım atamıyoruz. Gel gidelim caddeyi göstereyim ben sana. Niye yani insanlar... Bak önceleri bizim bir çift ayakkabımız olurdu. Biz onunla şükrederdik. Ne zaman ablan? Bundan 30 sene önce, 20 sene önce. Bir çift bulamıyor diyor vatandaş. Vallahi öyle buluyor ki bak git herkesin evinde hiç yoksa mindistir, mindistir. Tamam ben sana söyleyeyim senin hesabına göre. Ne kadar aldın ayakkabını? Bak ben sana bir söyle ayakkabını sen ne kadar. Sen o dövmeni ne kadara yaptırdın? Abla dövmeyi parayla yaptım. Tamam bu benim dövmeyi keyfi bir şey. Yaptın, o bu keyfi bir şey. Bu ihtiyaç. Yaptın. Ya ya. Bu ihtiyaç. Yani bunu giymeyelim. Pardon da bu ihtiyaç. Bunu niye yaptırıyorsun? Bu keyif. Buna veririm. Buna 1.000 de veririm. 10.000 de veririm. Ama bu ihtiyaç. Bunu bak, mecbur alacağım. Bak ayağımda var. Aslında niye verebilecek misin? Evet. Şimdi hala... Ya yemin ederim insanlar şükürsüz oldu. Şükürsüz bak. Herkesin evinde 5-6 çift ayakkabısı var. Standart. Herkesin. Ya bak senin de kulu o yerinden tut boyandan saçının boyası. O gün de vardı, seçimden önce de vardı. Bu gene konuştu. Bu kaçıncı? O orada hep burada. Şükredin şükür. Bak, bak sen şükretmişsin zaten. Evet. Elhamdülillah, ben şükredim. Burnuna burnuna kadar kapatmışsın ama gözüne de çekmişsin kalemi. Ben diş tedavisi görüyorum. Dolu dolu bak, her yerler dolu. Şükürler alınıyor bunlar. Bunlar şükürler. Bunlar şükürler alınıyor yavrum.
dede, alnımın teriyle çalışıyorum. Siz nerede çalışıyorsunuz? Ben dede, tırnak değil. Vallahi yok. 7500 lira alıyor. Bak sen ne kadar maaş alıyorsun onu söylesene. Saat 5'te akşam karşılıyorum. Ben ne var ben de öyle. Buradaki bayanlar öyle değil. Bana bak bana. O peçeyi niye takıyorsun sen biliyor musun? Utandığın için takıyorsun. Evet konuşurken. Oradasın kameraların önündesin. Çünkü yalan ben konuşuyorsun. Ben seni gördüm. Sen hep kameraya çıkmak için çıkıyorsun. Benim de ekmeğim var çok şükür. Evet. Ama bir tek ben demeyeceksin. Bak, ben etrafımda görüyorum. Etrafımda dünya kadar aç insan senin var. Yok niye kapatıyorsun o zaman aşağıdan sonra? Ne kadar açsınız? Akşama kadar makyajdı, dudaktı, kesildi. Sen de var gözünü çekin şunun ya. Yeşil kalemi sürmüş. Benim bana konuşuyor. Şükürsüz oldunuz, şükürsüz, doyumsuz insanlar. O sizsiniz. Şükret. O sizsiniz. Neyine şükredeceğiz? Neyine? Aç kaldığına mı milletin? Zaten yakında don da bulamayacaklar. Haberleri yok zaten. Burada akıllarını yemişler. Vallahi akıllarını yemişler. Teşekkür ederim. Eyvallah. Erdoğan kazandı bitti. Nasıl sığınmacılar mı kazandı, Türkler mi kazandı? Türkler kazandı, Erdoğan kazandı. Ama sığınmacılar kutladı o gece. Onlar gidecek. Arabi. Zamanı var. Erdoğan kazandı. Ama onlar oy verdi. Verdi ama. Vatandaşlık var gider mi? Vatandaşlık verdiler giderler mi? Abicim, kazandı mı? Vatandaşlık verdiler gider mi? Kazandı mı abi yırtıyordular kendini. Kim kazandı? Erdoğan kazandı mı? Dolar neden yükseliyor? Euro neden yükseliyor? O da düşecek. Erdoğan kazandı mı? Zaferini 500 bin liraya satmak onur mu? Kazandı mı? Kazandı. Kurtuluş Savaşı'nı 500 bin liraya satmak zaferse kazanmıştır. Başka bir şey söylemiyorum. Nasıl abi? Şehit kanlarıyla alınan. Ben sosyalist bir insanım. Ama milliyetçilere sadece şöyle bir şey söylemek istiyorum. Çanakkale Zaferi'ni, Kurtuluş Savaşı'nı, mübadele sürecini, Mustafa Kemal Atatürk'ün ve bırakın Mustafa Kemal Atatürk'ü. Yani bırakın derken tarihi o süreçte bırakalım. Daha geriye gidelim. Yani Fatih Sultan Mehmet'lerin bugüne kadar vermiş olduğu mücadeleyi bu kadar 250 bin dolara ya da 500 bin euroya ya da 300 bin euroya yani 5 trilyon dolar bile yani bizim TC'mizin karşılığı etmezken Erdoğan'ın zaferini kutluyorum. 500 bin liraya milliyetçilik satılıyorsa başka bir şey söylemiyorum. Zamlar gelmeye başladı. Euro dolar fırladı. Ülke nereye gidiyor? Güzel yere gidiyor. Çok güzel yere gidiyoruz. Yani bunu halk olarak hak ettik. Ben öyle söyleyeyim ilk önce. Kimse ağlaşmasın. Ya diyebileceğim bir şey yok. Yani kimse anlaşmasın. Peki oy kullanan sığınmacılar vardı, vatandaşlık alan, oy kullanan. Ülkenin kaderiyle oynadılar mı? Sizce oynanmadılar mı? Oynamadılar mı yani? Resmen benim çoluk çocuğumun geleceğiyle oynadılar. Yani ne diyeceğimi bilmiyorum. Artık oy verenlere de saygı falan da göstermiyorum. 21 sene oldu. Bence vades çoktan doldu. Ama yapacak bir şey yok. Madem halk böyle istedi, biz de bunu kabul ettik. Nasıl bu gidişatı yönetebilir mi? Bir 5 yıl yoksa erken seçim olur mu? Yok, erken seçim olacağını düşünmüyorum. Tabii ki yönetilir. Yönetilmez diye bir şey yok. Tabii ki yönetilir. Ama ne kadar, nasıl iyi bir şekilde yönetilir o biraz muamma. Yani çok acı. Dolar 19,5 iken bir anda 21,5 olması. Yani ne diyeyim, Allah sonumuzu hayır etsin. Allah, yani diyecek hiçbir şey yok. Yani aslında diyecek çok şey var da diyemiyoruz. Bence öyle söyleyelim. Teşekkür